sol tarafından bir kırbaç yedim. Böyle işkenceler yok. Mumu alıyor, yakıyor arkadaşlar. Mumdan damlatıyor üzerinize. Türkiye'nin en çılgın vlogger'ı yani Cem Kayıtta kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi hepiniz başlığa baktınız. Hepinizin böyle sesi kulaklarımda çınlıyor. Hadi lan oradan öyle şey mi olur diyorsunuz. Ama cidden arkadaşlar bu olay yaşandı. İç yüzü çok farklı, çok garip bir olaydı. Hep beraber size bu olayı anlatacağım. Öncelikle kanalımı yeni keşfedenler için kısa bir özet geçeyim. Ben yurt dışı vlog videoları çekiyorum. Ancak kameramın kayıtlı olmadığı anlardaki önemli durumları sizlere anı videoları şeklinde anlatıyorum. Ve şimdi sizlere çok önemli bir anımı anlatacağım arkadaşlar. Mazoşist ayinine gittim. Nasıl gittim, nasıl oldu tüm detayları şimdi veriyorum. O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar bundan 1-1,5 sene önce Ukrayna'dayım yine. Yanımda arkadaşım Buğra ve abim var. Dedim bugün hani video çekmeyeyim, biraz gezelim, biraz eğlenelim, biraz hani kendime vakit ayırayım dedim. Abim de dedi tamam dedi, işte sizi çok güzel bir yere götüreceğim dedi Buğra'yla dedi. Hazırlan dedi, bizden merak ediyoruz nereye gideceğiz, ne yapacağız. Abim farklı bir evde kalıyordu, biz farklı bir evde, bizi işte bir yere doğru çağırdı. Hani buraya gelin dedi, bir yere gideceğiz buradan dedi. Biz de böyle Buğra'yla hazırlandık. Yani dedik keyifli bir yere gideceğiz, eğleneceğiz, yiyeceğiz, içeceğiz herhalde dedik. Abim gezdirecek bizi dedik yani. Ondan sonra arkadaşlar biz hazırlandık gittik. Abim dedi gelin gidiyoruz dedi. Nereye gidiyoruz abi dedi. Hiçbir şey söylemedi, sürpriz dedi. Biz atladık gidiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra böyle siyah perdeli bir yere gireceğiz. Siyah perdeli böyle garip bir yer. Girdim mekana. Girer girmez böyle kapıyı açtım. Her yer böyle koyu renk tonlarında, işte garip garip tablolar duvarlarda falan. Neredeyiz onu anlayamıyoruz. Bir anda böyle sol tarafından bir kırbaç yedim. Abi öyle bir tarikata denk geldim ki içeride işemeli sıçmalı ayım vardı. Böyle bir yuvarlak yapmışlar. Habire işiyorlar, sıçıyorlar. Yani bir anda şaşırdım arkadaşlar kırbaç gelince. Yani biz neredeyiz oldum. Abim burası mazuk kafe dedi. Burada hani mazoşist kültürünü gösteriyorlar insanlar. Hani biraz daha eğlenceli bir şekilde mazoşist ayinleri yapıyorlar. Aynı zamanda restoran yiyip içebiliyoruz. Neyse biz oturduk, yemeğimizi söyledik, yiyoruz, içiyoruz. İşte duvarlarda kelepçeler, garip garip tablolar. Ondan sonra garson geldi. Masada restoranda oturanlardan birini seçti. Arkadaşlar böyle işkenceler yok. Hani çok can acıtıyorum bilmiyorum. Ben Allah'tan bana yapmadı bir şey. Ben zaten yaptırmazdım. Çok garip bir olay. İşte buz döküyor üstünü soyup. Ondan sonra kırbaç vuruyor. Mumu alıyor yakıyor arkadaşlar. Mumdan damlatıyor üzerinize. Çok garip şeyler var işte. Eşek yapıyor seni üstüne biniyor. Kırbaçıya kırbaçıya turluyorsun falan. Cidden çok farklı bir olaydı arkadaşlar. Bir de hani müşterisin. Geliyorsun böyle oturuyorsun durup dururken bir anda kırbaç yiyorsun yani son derece tedirgin oturdum ben böyle sağa sola bakıyorum sürekli hani kırbaç vuracak bana var mı diye. Yani arkadaşlar normalde müşterilere böyle iyi davranılır derler yani garsonlar güler yüz olacak iyi yüz olacak burada ne kadar kötü davranılırsa o kadar makbule geçiyor. Bir de alt katta mahzenle özel odalar var burayı arkadaşlarınızla falan kiralayabiliyorsunuz özel etkinlikler için. Burada daha güzel acı çekiyorsunuz arkadaşlar. Alt kısımda daha güzel acı çekiyorlar işte. Gözü bağlıyorlar dediğim gibi. Mum döküyorlar vücuda falan. Ama önceden buz sürüyorlar hani direkt soğusun diye. O kadar da acımasız değiller. İşte kırbaçlar arkadaşlar. Bir sürü olay yani. Aklınıza gelebilecek her türlü acıyı size tattırmaya çalışıyorlar. Çok garip bir mekan cidden. Hani çok ilgi çeken bir mekan. Mekanın videosunu ben koyamıyorum buraya. Çünkü 18 yaş sınırı koymam gerekiyor. YouTube bu konuda katı. Ben genç arkadaşlarımızın da izlemesini istiyorum ama hemen şuraya ben adını yazıyorum o kafenin. O kafeye gidebilirsiniz. Lviv kentinde merkeze çok yakın. İnternetten araştırabilirsiniz. Genel olarak şöyle bir şey diyebilirim. Farklı bir şey görüyorsunuz. Yani dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz bir şey görüyorsunuz. Mazoşist değilseniz. Onu ayrı tutuyorum. Kültür de tanımış oluyorsunuz. Biraz garip bir yer. Hani duvarlarda kelepçeler, melepçeler falan. Ama onun haricinde yemekleri güzel arkadaşlar. Hizmeti, servisi güzel. Hizmeti de dayak yiyoruz. Hizmeti güzel. Hizmeti servisi güzel arkadaşlar dediğim gibi gidebilirsiniz Lviv'de mazuk kafeye. Gayet eğlendik, gayet güzel bir gün geçirdik. Ancak ilk başta o kırbacı yiyince bir şaşırıyorsunuz, bir duraksıyorsunuz. Ve evet arkadaşlar bu da böyle bir anımdı. Eğer bu tarz anı videolarının gelmesini istiyorsanız videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Cem Kayıtta ile kalın. Hoşça kalın.